Arkadaşlar, Dekoloji Uzaktan Eğitim Platformu'na hoş geldiniz. Bugün bu videomuzda eşitsizlikler konusunu işleyeceğiz. Eşitsizlikler denklemlere benziyor biraz zaten. Sadece denklemlerde koyduğumuz eşittir yerine artık küçüktür, büyüktür, küçük eşittir ya da büyük eşittir sembollerini kullanacağız. Şimdi bakalım nasıl yapılıyor. Bu işaretleri biliyoruz arkadaşlar. İkisini daha önceden gördük zaten. Bunlar biraz farklı gelebilir sadece. Şimdi bu ne demekti? Küçüktür demekti. Bu ifade, bu sembol büyüktür demekti. Bu küçük veya eşit demek. Yani sınır değerine eşit olabilir bundan farkı. Bu da büyük veya eşit demek. Büyük veya eşit. Şimdi bize verilen sözel ifadeleri ne yapacağız? Eşitsizlik halinde yazmaya çalışacağım arkadaşlar. Ali'nin bilye sayısı 30'dan fazladır demiş. Ali'nin bilye sayısını bilmediğimiz için ne yapıyoruz? X veriyoruz. 30'dan da fazlaymış. O zaman bu eşitsizlik olarak yazılırsa X büyüktür. 30 olarak ifade edilebilir. Emre demiş, matematik sınavından 60'tan fazla, 60'tan büyük yani, 90'dan az puan almıştır diyor. 90'dan da küçük demek ki. Yani eşit olamaz arkadaşlar. Emre'nin matematik sınavından aldığı nota X dersem, bu durumda X 60'tan büyüktür, 90'dan da küçüktür arkadaşlar. Şimdi geldik bu ifademize. 28'den büyük olmayan sayılar demiş. 28'den büyük olmayan ne demek arkadaşlar? Küçük ya da eşit olabilir demek, büyük değilse. O zaman x küçük ya da eşittir 28 olarak yazabiliriz. Yani buradaki verilen sözel ifadeleri dikkatli inceliyoruz arkadaşlar. Büyük olmayan demek küçük ya da eşit de olabilir demek. Eşit unutmuyoruz. Eksi 8'den küçük olmayan sayılar demiş. Eksi 8'den küçük olmayan sayılar büyük ya da eşit demektir arkadaşlar. Bu durumda x büyük ya da eşit eksi 8 olarak yazabiliriz. Diğer ifademize bakıyoruz. Erhan'ın yaşı en fazla 15'tir demiş. Erhan'ın yaşı 15 olabiliyor demek ki. Ama bundan küçük de olabilir. Bu durumda Erhan'ın yaşını şu şekilde ifade edebilirim. X küçük eşittir 15 şeklinde ifade ederiz. Bakın buraya en fazla 15 olabiliyor. En fazla 15 ise 15'ten küçük olmak zorunda. Şimdi devam ediyoruz. Buket'in cüzdanındaki paranın 3 katının 20 fazlası 200 liradan fazladır diyor. Buket'in cüzdanındaki parayı x olarak aldım. 3 katı demiş. 3x 20 fazlası demiş. Artı 20 200 liradan fazladır diyor. O zaman büyüktür 200 şeklinde eşitsizliğimizi yazabiliriz arkadaşlar. Çeyreği 50'den büyük olmayan sayılar demiş. Çeyreği ne demek bir sayının? X bölü 4 demek. 50'den büyük olmayan demiş. 50'den büyük olmayan ne demekti? Küçük ya da eşit demekti. Bu durumda x bölü 4 küçük eşit 50 şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi geldik diğer ifademize. 2 katı 12 fazlasına küçük veya 12 fazlasına eşit olan sayılar demiş. Şimdi bir sayının 2 katı ne demek? 2a ya da 2x. Hep x'i kullanmak zorunda değiliz. O yüzden a yazdım. 2a 12 fazlasından, 12 fazlası ne demek? O sayının 12 fazlası. Yani a artı 12 demek. Küçük veya 12 fazlasına eşit. 2 katı bundan küçük veya eşit olacak. O zaman araya da küçük veya eşit işareti koydum arkadaşlar. %40'ı demiş. 80'den küçük olmayan sayılar. Küçük olmayan ne demek? Büyük ya da eşit olabilir demek. Bir sayının %40'ı ne demek? X çarpı 40 bölü 100. Bir sayının %40'ını aldım şu an. 80'den küçük olmayacak. Büyük ya da eşit olacak. O zaman büyük eşittir 80 şeklinde ifade edebiliriz arkadaşlar. Şimdi geldik. Bu büyük olmayan, küçük olmayan olayını anladık. Bize sorularda alış satış fiyatıyla ilgili ifadeler gelebilir karşımıza. Şimdi bir ürünümüz var arkadaşlar. Alış fiyatımız x, satış fiyatımız da y olsun.
Bu üründen işte kar edebiliriz, zarar edebiliriz, kar etmiyor olabiliriz, zarar etmiyor olabiliriz. Bu durumlarda nasıl çözümlenir? Bu ifade nasıl eşit çizik şeklinde yazılır? Ona bakalım. Şimdi alış fiyatımız x, satış fiyatımız da y olsun. Atıyorum 10'a aldım, 20'ye satıyorsam burada ne vardır? Kar vardır. Yani alış fiyatınız satış fiyatınızdan küçükse burada kar vardır arkadaşlar. Bu durumda kar ediyorsam arkadaşlar x küçüktür y olmalı. Yani daha fazla paraya satıyor olmam lazım. Şimdi zarar ediyorsam da bunun tam tersi olur bu durumda. Yani alış fiyatınız atıyorum 20 lira, 10 liraya sattınız, 10 lira zararınız var. Ya neden zarar var? Çünkü burası buradan büyük. X büyüktür y olarak yazılabiliriz. Şimdi kar edilmiyorsa demiş. Kar etmiyorsanız ne demektir arkadaşlar? Ya zarar ediyorsunuz demektir ya da ne kar ne zarar demektir. Doğru mu? Bu durumda burayı da x büyük eşittir y. X büyük y zarar demekti zaten. Eşitliği de koyarsam ne kar ne zarara da yapmış oluruz. O zaman kar edilmiyorsa x büyük eşittir y şeklinde yazabilirim. Yani buradaki eşitlik arkadaşlar neyi bize veriyor? Onu da yazalım. Eşitlik ne kar ne zarar durumunu gösterdi bize. Şimdi zarar edilmiyorsa da o zaman ya ne kar ne zarardır ya da kârdır arkadaşlar. O zaman tam bunun tersi olur. X küçük eşittir y'dir. X y'ye eşitse sıfırdır. Yani 20'ye aldık, 20'ye satıyoruz demektir. Y x'ten büyükse o zaman da kâr ediyoruz demektir. Atıyorum 20'ye aldık, 30'a satıyoruz gibi arkadaşlar. Şimdi eşitsizliklerimizin sayı doğrusu üzerinde gösterimi var. Bunlara bakacağız. İşte küçüktür olabilir, büyüktür, küçük eşit, büyük eşittir ya da iki yönlü eşitsizlikler olabilir arkadaşlar. Şimdi şu şekilde gösteriyoruz. X küçük 5 demek. Sayı doğrusunu çizdim. 5'i buldum. Şimdi burada küçüktürse eğer, yani burada eşitlik yoksa bunun içi boş demektir arkadaşlar. İçi boş dahil değil demek. Buraya da yazalım. İçi boş, sınır dahil değil demektir. Yani eşitlik yok demek arkadaşlar. Buna göre gösteriyoruz sayı doğrusunda. Şimdi küçüktür demiş. Sağını mı tarayacağız, solunu mu tarayacağız? Ona bakıyorum. Şimdi bunun için iki yöntem var. Küçüktür. Ya şöyle düşünüyorsunuz. 5'ten küçük sayılar nerede olur? Sol tarafta olur. Ya da ok işareti size nereye gösteriyorsa o tarafı tarayabilirsiniz. Sol tarafı gösteriyor. O zaman içi boş şeklinde 5'i aldık ve sol tarafını taradık arkadaşlar. Eşitsizliğimizi sayı doğrusunda göstermiş olduk. Şimdi buna bakalım. Yine sayı doğrumuzu çizdik. Eksi 3'ü işaretliyoruz sayı doğrusu üzerinden. Yine burada eşitlik yok. İçi boş olacak. Ok ne tarafı gösteriyor? Sağ tarafı gösteriyor. Bu durumda şu tarafı tararız arkadaşlar. Eksi 3'ün sağ tarafı ve içi boş. Buraya bakalım. Sayı doğrusunda eksi 2'yi bulduk. Eksi 2'den x küçük eşit eksi 2 diyor. O zaman sol tarafını tarayacağım. Burada eşitlik olduğu için dikkat edin. Yukarıdakilerden farklı olarak bunun içinde dolduruyorum. O zaman burada da notumuzu yazalım. İçi dolu demek. Sınır dahil demektir. Yani eşitlik var demek. Unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi x büyük eşittir 7 demiş. Burada da demek ki içini dolduracağız arkadaşlar. Eşitlikten dolayı 7'yi yaptık sayı doğrusunda. Şu şekilde içini doldurdum. Yani 7 olabilir demek bu x. Ok sağ tarafı gösterdiği için bu tarafı taradık arkadaşlar. Buraya baktık. İki yönlü bir eşitsizlik. Bunu da şöyle ifade ediyorum. İki tane sınırı da sayı doğrusunda yazdık. Burası eksi 17, burası 15.
17'ye dikkat ederseniz, eksi 17'ye dikkat ederseniz küçüktür var. Yani eşittir yok. Bu durumda bunun içi boş olur arkadaşlar. Bu şekilde. Buraya bakıyorum. 15'te eşitlik de var. O zaman 15'i ne yapacağız? İçini dolduracağız. Ve bu ikisinin arasındaki kısımdaki değerleri alabiliriz demek arkadaşlar. Sayı doğrusunda gösterimi de bu şekilde halletmiş olduk arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Eşitsizlik çözümünde neler yapabiliriz? Neler nelere etkiler? Onlardan bahsedeceğiz. Burada 3 tane kuralımız var. Birincisi, bir eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayı eklenir ya da çıkarılırsa eşitsizlik yön değiştirmez arkadaşlar. Değiştirmez. Yani bu ne demek? Örneğin şöyle bir ifade verilmiş bize. Ben ne yapmam lazım? X'i bulmam lazım. X'i bulmak için de X'i yalnız bırakmam lazım. X'in yanında artı 3 var. Nasıl kurtulurum? Bunu yok ederek, yani eksi 3 koyarak. Bu durumda bu eşitsizliği şöyle çözüyoruz. X artı 3 eksi 3 7 eksi 3. Ne yaptım? Her iki tarafa da aynı sayıyı eklemiş oldum arkadaşlar. Ya da çıkarmış oldum. Eksi 3 ekledik ya da 3 çıkardık gibi düşünebilirsiniz. Şimdi iki tarafa da aynı işlemi yaptığım için eşitsizlik bozulmaz. Yani yön değiştirmez. Buradaki büyük eşittir. Buradaki de büyük eşittir olarak devam eder. Şimdi bu şekilde neyi elde etmiş oldum? Üçler birbirini götürdü. X yalnız kalmış oldu. Yani X hakkında yorum yapabilmiş oldum. 7-3'ü de 4 olarak yazıyoruz. Demek ki bu neymiş? X büyük eşittir 4 ifadesine denkmiş arkadaşlar. Bunu da sayı doğrusunda göstereyim yine. Sayı doğrusu kısmında pekiştirmiş olalım. İçi dolu olacak. Ve büyük eşit olacak. Sağ tarafını taradık arkadaşlar. Buraya bakıyoruz. Bir eşitsizliğin her iki tarafı aynı pozitif diyor. Burası önemli arkadaşlar. Pozitif sayı ile çarpılır ya da bölünürse eşitsizlik yine yön değiştirmez arkadaşlar. Şimdi buraya bakıyorum. 5x verilmiş. 5 çarpı x demek küçüktür. Eksi 30 olarak verilmiş. Şimdi ne yapacağız? Buradaki 5'ten kurtulacağız. Şimdi burada artı 3 varken ne yapıyordum? Bir sayıyı ekleyip çıkararak kurtulabiliyordum. Çarpı bir sayı varsa bu durumda da ne yaparım? Bölmeyle kurtulabilirim. Şimdi her iki tarafı da ne yapıyorum? 5'e bölüyorum. Artı 5'e, ama dikkat edin. 5'e böldüm. Bu 5'ler sadeleşti. Burada x yalnız kaldı. Pozitif 5'e böldüğüm için eşitsizlik yön değiştirmedi. Yani bozulmadı. Eksi 30'u da 5'e bölersem eksi 6 olarak bulunur. X küçüktür. Eksi 6'dır. Eşitsizliğimiz yön değiştirmedi arkadaşlar. Bunu da yine sayı doğrusunda göstereyim. Eksi 6'yı çizdik. Bunun sol tarafı ve içi boş arkadaşlar. Geldik üçüncü kuralımıza. Üçüncü kural en önemli kuralımız arkadaşlar. Çünkü birinci ve ikinci kural zaten denklemlerde yaptığımız, denklem çözümlerinde yaptığımız bildiğimiz şeylerdi. Üçüncü kural önemli. Daha çok buradan düşünebilirler sizi. Bir eşitsizliğin her iki tarafı aynı negatif sayı ile çarpılır veya bölünürse eşitsizlik yön değiştirir demişiz. Şimdi buraya bakıyorum. -2x büyüktür 10 demiş. X'i yalnız bırakmak için -2'den kurtulmam lazım. Yani her iki tarafı -2'ye bölmem lazım arkadaşlar. Bölüyorum -2'ye. Bu -2'ler birbirini sadeleştirdi. X kaldı. Yalnız negatif sayıya böldüğüm için buradaki büyüktür artık küçüktüre dönüştü arkadaşlar. Çok önemli burası. 10'u -2'ye böldüm. Eksi 5 oldu. Bunu da yine sayı doğrusunda göstereyim. Şu şekilde eksi 5'i yazdık. İçi dolu değil. Neden? Çünkü eşitlik yok. Ve sol tarafını taradık arkadaşlar. Küçük olduğu için. Dikkat edin, burada büyüktürdü. Negatifle böldüm. Küçüktüre döndü ve sol tarafı taradık. Tamam. Direkt buraya bakıp sağ tarafı taramıyoruz yani. Şimdi buraya bakıyorum. Eksi x bölü 3 küçük eşittir 1 demiş. Buradaki eksiden ve 3'ten kurtulmam lazım arkadaşlar. Ne yaparım bu durumda? Her iki tarafı da 3 ile çarpabilirim. Ama eksi 3 ile çarpıyorum. Eksi 3 eksi x bölü 3 1, burası da eksi 3. Şimdi buradaki eksi eksi artı yaptı. 3'ler gitti. X kaldı arkadaşlar. Yalnız buradaki küçük eşittir artık büyük eşite döndü. Neden?
Çünkü eksi 1 ise ile çarptım iki tarafı da. Burası da eksi 3 oldu. Küçük eşittir, büyük eşittir'e döndü. Yine bunu da sayı doğrusunda gösterelim. İçi dolu, eksi 3. Eksi 3'ten büyük kısım, yani sağ taraf şeklinde. Geçtik buraya. Eksi x büyüktür. Eksi 6 demiş. X'in önünde bir sayı yok gibi görünüyor. Eksi 1 var gibi düşünüyoruz arkadaşlar. Katsayı yoksa da. Bu durumda ne yapacağım? İki tarafı da eksi 1'e böleceğim. Eksi 1'e böldüm. Eksi eksi artı yaptı. Yine x yalnız kaldı. Buradaki büyüktür. Küçüktür'e döndü. Negatifle işlem yaptık çünkü. Eksi bir sayı eksi bir sayıya bölersen de sonuç ne çıkar? Artı 6 çıkar. Bu durumda bu ifadeyi de şöyle gösterebilirim. İçi boş yine. Artı 6 ve sol taraf arkadaşlar. Dikkat. Evet, bu olayı da halletmiş olduk. Eşitsizliklerle bu şekilde işlem yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi eşitsizliklerin çözümlerine bakalım. Kurallarını verdik. Sayı doğrusunda nasıl yazılır? Bir sözel ifade nasıl eşitsizliğe dönüştürülür? Bunların hepsini anlamış olduk. Şimdi de çözümler nasıl yapılıyor? Onlara bakacağız ve az önce uyguladığımız kuralları uygulayacağız. Şimdi burada bakalım. Eksi 4a artı 1 büyüktür. Eksi 35 demiş. Önce bu artı 1'den kurtulmam lazım. Şimdi eksi 4a artı 1 eksi 1 büyüktür. Eksi 35 eksi 1. Ne yaptım? Bu artı 1'den kurtulmak için her iki tarafa eksi 1 ekledim. Şöyle de yapabilirsiniz. Artı 1'i denklemde yaptığınız gibi arkadaşlar eşitsizliğin diğer tarafına eksi diye gönderebilirsiniz. Yalnız denklem çözümü gibi yapmıyorum. Neden? Çünkü buradaki eksi olayı işaretin yönünü değiştiriyor. Yönü karıştırmamak için de bu şekilde çözmeye çalışıyorum. Ama siz denklem çözer gibi de yapabilirsiniz ama eksilere, işaretlere dikkat etmek kaydıyla. Şimdi bakıyoruz. Artı 1 ile eksi 1 birbirini götürdü. Burada eksi 4a kaldı. Büyüktür. Eksi 35 eksi 1 eksi 36 yaptı. Şimdi a'nın yanında eksi 4 var. Bundan kurtulmam lazım. Bu durumda ne yaparım? Eksi 4a bölü eksi 4 büyüktür. Eksi 36 bölü eksi 4. Ne yaptım? Her iki tarafı eksi 4'e böldüm. Şimdi bu aşamadan sonra ne yapıyorum? Negatife böldüğüm için eksi 4'ler gitti. A küçüktür oldu arkadaşlar. Artı 9 olarak bulduk. Dikkat edin, burada negatif sayıya böldüğüm için yine eşitsizliğimiz yön değiştirdi. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Eksi 5x artı 3 büyük eşittir 18 demiş. Ne yapıyorduk? Önce artı 3'ten kurtuluyoruz. Eksi 5x artı 3 eksi 3 büyük eşittir 18 eksi 3. İki tarafa da eksi 3 ekledik. Bu durumda 3'ler gitti. Eksi 5x büyük eşittir 15 oldu. Şimdi ne yapacağız? Eksi 5x olduğu için eksi 5'ten kurtulacağız. Her tarafı eksi 5'e bölüyoruz. Eksi 5, eksi 5 böldük. Negatif sayıya böldüğüm için yön değişiyor unutmuyoruz. X küçük eşittir. Eksi 3 olarak bulundu arkadaşlar. Şimdi buraya bakıyorum. 3x bölü 4 eksi 1 büyük eşittir 7 demiş. Şimdi burada farklı yollarla yapabilirsiniz. Burada payda eşitleyebilirsiniz. Daha sonra 4'ten kurtulursunuz. Sonra bildiğimiz işlemleri yapabiliriz. Ama daha pratik yolu, önce bu eksi 1'den kurtuluyorum. Yani eksi 1'i diğer tarafa gönderiyorum arkadaşlar. 3x bölü 4 eksi 1 artı 1 diğer tarafa göndermeyi bu şekilde yapıyordum. 1'ler gitti. 3x bölü 4 büyük eşittir 8 oldu arkadaşlar. Şimdi 4'ten kurtulmam lazım. Her iki tarafı 4 ile çarpıyorum. Çarpı 4. 4'ler gitti. 3x kaldı. Büyük eşittir 32 oldu. Daha sonra da 3'ten kurtulmam lazım. 3'e bölüyorum. 3'ler gitti. X büyük eşittir 32 bölü 3 olarak bulundu. İlla burada tam sayı çıkması gerekmiyor. Bu şekilde 32 bölü 3 gibi bir rasyonel sayı da çıkabilir. Burada şöyle yorum yapabilirsiniz. 32'yi 3'e bölersem ne olur? Yaklaşık işte 10 küsur olur. Ona göre
X'in değerine karar verebilirsiniz. 10 küsürden büyük, en küçük tam sayı nedir? Mesela 11 olarak alabilirsiniz. Burada hiç dikkat ettiyseniz negatif sayıya bölüp ya da negatif sayıyla çarpmadım. O yüzden eşitsizliğin yönü değişmedi. Büyük eşit, büyük eşit olarak kaldı arkadaşlar. Geldik bu ifadeye. X artı 2 bölü 4 küçüktür eksi 3 demiş. 4'ten kurtulmak için her iki tarafı 4 ile çarpıyorum. X artı 2 kaldı. 4'ler gitti. Burası da eksi 12 oldu. Artı 2'den kurtuluyoruz. Artı 2'yi diğer tarafa gönderdim. Nasıl gönderiyorduk? Şöyle gönderiyorduk. Eksi 2. Eksi 2 şeklinde. X küçüktür. Eksi 14 olarak bulundu arkadaşlar. Devam ediyoruz eşitsizlikleri çözmeye. 5'ten kurtuluyorum önce. Her iki tarafı 5 ile çarptım. 5'ler gitti. 2x artı 4 büyüktür. 60 oldu 12 çarpı 5'ten. Şu 4'ten kurtuluyorum arkadaşlar. 2x büyüktür. Artık diğer türlü yapabilirim. 56 her tarafı 2'ye böldüm. X büyüktür. 28 olarak bulundu. Buraya bakıyoruz. Şu 3'ten kurtulmam lazım. İki tarafı da 3 ile çarpıyorum. Burayı da 3 ile çarpıyoruz. Yalnız burayı 3'ü dağıtacağım. Dikkat edin. 3'ler gitti. 2 eksi 5x büyüktür. 3'ü dağıtırsam 6x eksi 9 olarak bulunur arkadaşlar. Şimdi burada da denklem çözer gibi istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz eksi 5x'i bu tarafa atarsınız. İsterseniz 6x'i bu tarafa atarsınız. Negatif sayıyla uğraşmayayım diye eksi 5x'i 6x'in yanına gönderiyorum. 9'u da 2'nin yanına gönderiyorum. 2 artı 9 6x eksi 5x bu tarafa artı 5x olarak geçti. Burası 11 büyüktür. 11x oldu. Her tarafı 11'e bölüyorum. 1 büyüktür. X bulundu. Şimdi 1 büyük x. Normalde ne yapıyorduk? Hep x'i bu tarafta buluyordum. Bu kez x burada çıktı. 1 büyüktür x ifadesinde x küçüktür 1 olarak ifade edebiliriz. Şıklarda bu da olabilir, bu da olabilir. Yani x küçüktür 1'dir. Buraya bakıyorum. Böyle kesirli ifadeler varsa arkadaşlar kesirlerle uğraşmamak için 2 ve 3'ten kurtulmaya çalışıyorum. Normalde sadece 2 olsaydı 2 ile çarpıyordum her iki tarafı. Ya da sadece 3 olsa 3 ile çarpıyordum. Şimdi burada 2 var, burada da 3 var. O zaman ikisinden aynı anda kurtulmak için 2 ve 3'ün ortak bir katıyla çarparım. En küçük nedir? 6'dır arkadaşlar. O yüzden 6 ile çarpıyorum ifadeyi. Her iki tarafında. Buraya baktık. 2 ile 6 sadeleşti. Burası 3 çarpı 3x eksi 2 kaldı arkadaşlar. Paydadan kurtulmuş oldum. Küçüktür. 3 ile 6'yı sadeleştirdim. Burası da 2 çarpı 3x artı 3 oldu. Dağıtıyoruz şimdi parantezin dışındaki ifadeleri. Burayı içeri dağıttım. Burayı da içeri dağıtıyorum. 9x eksi 6 küçüktür. 6x artı 6 oldu. 6x'i bu tarafa gönderdim. 9x eksi 6x küçüktür. Eksi 6'yı bu tarafa gönderdik. Artı 6 diye. Burası 3x kaldı. Burası 12 oldu. Her tarafı 3'e bölüyorum arkadaşlar. X küçüktür. 4 olarak bulunuyor. Yine burada negatifle işlem yapmadığım için eşitsizliğin yönü dikkat edin. Hiç değişmedi. Burada 4'ten kurtuluyorum önce. Her iki tarafı 4 ile çarptım. 3 çarpı x artı 1 kaldı. Küçüktür. 36 oldu. 3'ü dağıtıyoruz şimdi arkadaşlar. Ya da şöyle yapabilirsiniz. 3'ü dağıtmak yerine her tarafı 3'e bölersem bu 3 de gider. 3'e bölelim. Bunlar gitti. X artı 1 kaldı. Küçüktür. 12 oldu. Artı 1'i de diğer tarafa gönderdim. X küçüktür. 11 olarak bulundu arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. 5 çarpı 2x eksi 4 büyük eşittir. 3 çarpı x artı 5 demiş. Ne yapıyorduk? İçeri dağıtıyorduk. 10x eksi 20 büyük eşittir. 3x artı 15 dedik. 3x'i bu tarafa, eksi 20'yi de bu tarafa gönderiyorum. 10x eksi 3x büyük eşittir. 15 artı 20 işaretlere dikkat ediyoruz. Burada 7x kaldı büyük eşittir. 35 oldu. Her tarafı 7'ye bölersem x büyük eşittir 5 olarak bulunur. Şimdi geldik buraya. Dikkat edin. Az önce çözdüklerimiz hep tek yönlü eşitsizlikti.
Eşitsizliğin iki yönü de olabilir. Bu durumda ne yapacağız ona bakalım. Şimdi amacımız her zaman x'i yalnız bırakmak arkadaşlar. Denklem çözerken ya da eşitsizlik çözerken. Bu durumda x'in yanında neler varsa onlardan kurtulmaya çalışıyoruz. Amaç budur her zaman. Şimdi burada artı 5 var. Bu artı 5'i yok etmem lazım. Ne yapıyorum? 21 eksi 5. 5 eksi 4x eksi 5. Küçük eşittir. 29 eksi 5. Ne yaptım? Buraya eksi 5 koydum. Buraya eksi 5 koydum. Buraya da eksi 5 koydum. Yani eşitsizliği bozmadan yapmaya çalışıyorum işlemleri. 21'den 5 çıkardık. 16. Küçük eşittir. 5 eksi 5 gitti. Burada eksi 4x kaldı sadece. Küçük eşittir. Buradan çıkardım. 24 kaldı. Şimdi burayı ne yapacağız? X'in yanında eksi 4 var. Eksi 4'ten kurtulmaya çalışıyorum. Her tarafı eksi 4'e bölüyoruz arkadaşlar. Her tarafı eksi 4'e böldüğüm için de ne olacak? Negatif sayılı işlem yaptığım için eşitsizlikler yön değiştirecek. Küçük eşitler büyük eşite dönecek artık. Eksi 4'e böldüm burayı. Eksi 4 kaldı. Küçük eşiti büyük eşit olarak yazdım. Burada x kaldı. Büyük eşit yazdım. Eksi 4'e böldüm. Eksi 6 oldu. Eksi 4 büyük eşittir x'miş. X de büyük eşit eksi 6'ymış. Bunu şöyle de yazabilirim. Bunu buraya alırsam eksi 6'yı, bunu da buraya alırsam eksi 4. Yani x'in aralığı eksi 6 ile eksi 4 aralığındaymış. İkisinin arada eşit olabilir. Alabileceği değerleri sorarsa mesela soruda eksi 6, eksi 5, eksi 4 diyebiliriz. Şimdi geçtik bu ifadeye. Yine benzer şekilde yapıyorum. Önce 8'den kurtulacağım. Sonra da 2'den kurtulacağım. 12 eksi 8. 2x artı 8 eksi 8 küçük eşittir. Burada da 26 eksi 8 diyoruz. 12'den 8 çıkardık. 4. Buradaki 8'ler gitti. 2x kaldı. Buradan çıkarma işlemini yaptık. 18 kaldı. 2'den kurtulmak için 2'ye bölüyorum her tarafı. Pozitif olduğu için burada bir değişim olmaz. Yön değişmez yani. 4'ü 2'ye böldüm. 2 x kaldı. 18'i 2'ye böldüm. 9 oldu. X 2 ile 9 aralığındaymış. 2'den büyük olacak. Eşit olamaz. 9'a eşit olabilir ve 9'dan küçük olacak arkadaşlar. Alabileceği tam sayı değerleri derse yine 3'ten başlar. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'u da alabilirim arkadaşlar. Unutmayın. Şimdi burada da yine kesir olduğu için kesirden kurtulmaya çalışıyorum. Her tarafı 2 ile çarpıyoruz. 2 çarpı 0, x artı 3 bölü 2 çarpı 2, 2 çarpı 2. 2 çarpı 0 yine 0 yaptı. Burada 2'ler gitti arkadaşlar. X artı 3 küçük eşittir 4 olarak bulundu. 3'ten kurtulmam lazım. Ne yapıyorum? Her tarafa eksi 3 koyuyorum. X artı 3 eksi 3. 4 eksi 3. Burası eksi 3 oldu. X kaldı. Burada 3'ler gitti. Burası da 1 olarak bulundu. X'in aralığı neymiş? Eksi 3'den büyük, 1'den de küçük eşit olacakmış. Alabileceği değerleri sorarsa tam sayı değerlerini eksi 2, eksi 1, 0 ve 1'i de alabilirim arkadaşlar. 4 tane değer alabilir. Evet, eşitsizlik konumuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.